Evet, ilk sorumuz ABCD kare demiş. 20 dereceyi vermiş, 50 dereceyi vermiş. İkisi soruyor. Şu öncelikle bildiğimiz açıları bir yerleştirelim. Kare olduğu için 90 derece tabii. 70. Değil mi? Burası da 90, şuraya 40 kaldı. 70-40 daha 110. Üçgen çişleri toplamından buraya da 70 kaldı. Gördüğünüz gibi şurada bir tane ikizkenar var. Karenin bütün kenarları eşit uzunlukta olduğu için şurada da bir tane ikizkenar oluyor. Tepe açımız 50 olduğu için taban açılarına 130 kalıyor. Yani 65-65. X'e de buradan kaç derece kalıyor? 25 derece kalıyor. Cevap Adana. Tamam herhalde. Devam edelim. Karenin bir kenarı 15 birimmiş. O zaman diğer kenarları da 15 olacak. Bakın şurası da 15. Burası da 15. Buraya kaç kaldı? 8 kaldı. Güzel bir üçgen görüyorum burada. 8, 15. Hipotenüsüm kaç olur? 17. 17 olacaktır değil mi? 8, 15, 17 özel üçgeni var burada. 8, 15, 17 oldu. Aynen öyle. Devam edelim. 90'ları vermiş, x'i vermiş, 3'ü vermiş, 12'yi vermiş. Hemen şöyle yapıyorum. Şunu uzatırsam şöyle. Bakın dikten dikilmiş gibi bir şey oluyor. Dikten dikildiği için. Şurada dikdörtgen oluştu. Bakın burası 3, burası 12. Buraya x demiş ya. Buraya biz de y diyelim. Dikten dikildiği için öklit var. Y kare eşittir 3 çarpı 12'den y kare 36 olur. Y 6 olur. Y'yi biz buradan bulduk. 6. Bakın. Buralarda o zaman 6 artı x olmaz mı? 6 artı x olacaktır buralarda. 6 artı x 9. karenin bir kenarı olacağından, değil mi? Bir kenarı da 15 olduğundan buradan. Burası da 15 olacak. X'e 9 kalıyor. Karenin bir kenarından 15'tir. X de 9'dur. Hocam bir dahaki soru Edirne mi? Bakalım Edirne Aynen mi? hocam. Evet Edirne'ymiş. Nasıl yaptın Ahmet? Hocam bu FE'den gelen dikmeyi en Uzat. aşağı AB'ye kadar uzattım. Güzel. Bu Orada dikme. 30, 60, 90 üçgeni çıktı. 30'un yani 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı da 4 oluyor. Güzel. 4 ile 5'in toplamı 9 oluyor. Karenin her kenarları eşit olduğundan ben Karenin bir 110'un kenarı karesini aldım. 9'sa, değil mi? Alanda 9'un Evet. karesinden 81 olur. Güzel. Evet, bravo Ahmet. Devam edersek karenin neyi verilmiş burada gençler? Bir köşegeni verilmiş. Karenin bir köşegenin uzunluğu 24 birim. Doğru mu? Ben diğer köşegeni de çizersem, köşegenler dik kesişiyor ya, oradan yararlanabilirim. Şimdi diğer köşegenini çiziyorum. Aynı zamanda köşegenler birbirini ortalıyor. 24 ya, 12 12 ayrılacak. Doğru mu? İşte 12'si burada, 5'i burada. Ve köşegen uzunlukları eşit olduğu için de yine bunlar da 12 12 olacaktır.
Gördüğünüz gibi burada da yine bir tane özel üçgen var. 5, 12. Hipotenüsüm de 13. 13 olacaktır. Tamam, devam edelim. Karemizin vermiş ABCD kare demiş. Karenin bir kenarı da belli. Değil mi? Karenin bir kenarı 12 birim gençler. Burası da 12. 12. Sonra 6 6 paylaşacak. Taralı bölgenin alanı karenin alanından şu üçgenlerin alanlarını çıkartırsam sonuca ulaşırım. 4 kere 12 48 2'ye bölersen buradaki üçgenin alanı 24. 6 ile 12'yi çarpıp 2'ye bölersem de 36 gelecektir. 6 ile 12'nin çarpımı 72. 2'ye bölersem 36. O zaman karenin alanından yani 12'nin karesinden neyi çıkartıyorum gençler? 24 artı 36'yı çıkartıyorum. 12'nin karesi 144. Çıkarttığım ifade ise 60 mı oluyor? Aynen hocam. Evet, buradan da sonuç 84'tür. Yani taralı alan 84 birim karedir. Peki devam edelim. İkinci teste geçtik gençler. Karemizin bir kenarı yine belli. Karenin bir kenarı 18. Tamam, burası da 18. Değil mi? Şuralarda 18. Evet. Şimdi gençler ister kelebek benzerliğini kullanın, ister temel orantıyı kullanın. Şuradaki EA'yı bulursam EB'yi bulmuş olacağım. Nasıl? Oran 2 oluyor. 12 abi. Kelebek benzerliğinde değil mi? Kelebek uygularsan evet oran 2 oluyor. 12'nin 6'ya oranı 18'in de x oranına eşittir kelebek benzerliğinden. Oran 2 olduğundan x kaçtır? 9. X'i bulduktan sonra şu AB ile de toplarsam EB'yi bulmuş olurum. 9, 18'in toplamı 27'dir. Peki devam edelim. ABCD kare demiş gençler. AFG dikdörtgen 2'yi vermiş, 6'yı vermiş. Şuraya x demiş. X soruyor ve kare ile dikdörtgenin 4 alanları birbirine eşitmiş. Öncelikle karenin alanı nedir? Karenin alanı nedir gençler? Biliyor muyuz? 36. 36 çünkü bir kenarı belli. 36. Kenarın karesi. Bakın o zaman burası 4'tür. Doğru mu? Hani bir kenarı 6 ya. Şurası da 6 olacak kareden. Buraya 4 kalıyor. Evet. Şimdi dikdörtgenime bakarsam kısa kenarı 4. Uzun kenarı ise 6 artı x. 6 artı x'in ne olması gerektiğini gördük herhalde. 4 kere 9 36 olacağından 6 artı x 9'dur. X'e de buradan 3 kalıyor.
Evet, geçersek diğer sorumuza. Karemizin bir kenarı yine belli. İşte 6 kök 2 olarak verilmiş. Diğer kenarları da ben hemen yazıyorum. 6 kök 2. İşte şu AB de 6 kök 2. Peki hipotenüsüm ne olacaktır burada? Yani şurada 45-45-90 üçgenim var ya. Hipotenüsten kastım bu köşegen. Köşegen de kök 2 katı olacağından burası 12 birim uzunluğundadır. Hatta ben diğer köşegeni çizsem o da 12 olacaktır gençler. Şöyle çiz diyelim. Bu da 12 olacaktır. Dik kesişeceklerdir. Ve 6-6 ayıracaklardır. 6-6. Değil mi? Burası da 6, burası da 6. Şimdi ben şuradaki dik üçgene bakarsam, yani şurada kırmızıyla gösterdiğim dik üçgene bakarsam, 6-8 hipotenüsümde ne olacaktır? 10 olacaktır. 6-8-10 üçgeni var. Cevabım Ceyhan oluyor. Devam edelim gençler. Kare demiş, ABC demiş kare. Şurada 90'ı vermiş, 3'ü vermiş, 6'yı vermiş. AF kaçtır diyor. AF dediği gençler şu uzunluğu soruyor bize. Bu uzunluk nedir diyor. Tamam. Şimdi karenin bir kenarı belli. 9. O zaman bak ABC'de kare olduğu için şu kısım da 9. O zaman ben BF'yi bulsam yeterli olacak. Burası da 9. Doğru mu? Hemen şurada ben açıları yerleştirirsem işte alfa, beta, alfa ile beta'nın toplamı 90. Burada kareden dolayı 90 var. Burası alfa. Buraya ne kaldı? Beta kaldı. Beta, 90, alfa mı? Gençler gördüğünüz gibi şu alfanın karşısı da 9. Burada alfanın karşısı da 9. Benzerlik oranım 1. Yani aslında üçgenlerim eş üçgenler. O zaman burada betanın karşısı 6 olduğu için burada da betanın karşısı 6 olacaktır. O zaman AF uzunluğum da 9 artı 6'dan 15 birimdir. Devam edelim. Evet. İki tane kare vermiş. ABCD ve AFG kareymiş. Şu GB'yi 8 birim olarak vermiş bize. ABCD ve AFG karesel bölgelerin alanları toplamı kaç birimdir? Öncelikle şu küçük karenin bir kenarını A dersem küçük karenin alanı A kare olacaktır. Artı büyük karenin bir kenarına B dersem onun alanı da B kare olacaktır. Bana A kare artı B kareyi soruyor. Doğru mu? Şurada gördüğünüz gibi bir tane dik üçgen var. Uzun kenarı B, kısa kenarı A. Hipotenüsü de 8. O zaman ben buradan A kare artı B karenin 8'in karesi olduğunu söyleyebilirim. Yani 64'e eşittir. A kare artı B kare. Yani buradaki hipotenüsten karelerin alanları toplamı geliyor. O da 64 oluyor.
Peki devam edelim gençler. Yine bir karemiz var gençler. Açıortay vermiş burada. Şu da AC ile köşegen oluyor. EB'yi 6 birim olarak vermiş. Şu AE'yi X olarak vermiş. Bize X kaç birimdir diyor. Hemen aklıma açıortay teoremi geliyor. Açıortay teoremini uygulayacağım ben burada. Bir de gençler şu orantılı olacak ya. İşte ne diyelim? 6 ise 6K. 6 ile orantılı olacak. Doğru mu? Burası X ise XK mı olacak? XK. Bir de ben biliyorum ki burada 45-45-90 üçgeni var. Yani burası 6K ise işte burası da 6K. Doğru mu? Hipotenüs ne? 6 kök 2K. Yani 6K'nın kök 2 katı olmayacak mı? O zaman hipotenüs 6 kök 2K ise ve ben açıortay teoreminden XK dediyse işte bakın K'lar gider. Sadeleşir karşılıklı olarak. X'i de sen oradan 6 kök 2 olarak bulursun. Sana da zaten X'i sormuşlar. Cevap Ceyhan oluyor. Öncelikle ne yaptık? İç açıortay teoremini uyguladık. Kollarla yollar orantılıdır demiş. İşte 6 ise 6K, X ise XK dedik. Sonra şurada oluşan 45-45-90 üçgeninden 6K, 6K ise işte burası ne olacaktır? 6 kök 2K dedik. İşte 6 kök 2K XK eşitse X de 6 kök 2'dir dedik. Böylece sonuca ulaştık. Evet, devam edelim gençler. İşte üçüncü teste geçtik. Üçüncü teste güzel sorular var. Ben bir göz attım bunlara gençler. ABCD kare demiş. Diklikleri vermiş burada. 2'yi vermiş. 4'ü vermiş. BF kaç birimdir diyor. Şimdi burada büyük ihtimalle benzerlik falan uygulayacağız. BF dediği şu uzunluğu soruyor bize. Tamam. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Şuradan bir dik çizersem buraya 90 çizersem gençler şurada bir tane dikdörtgen oluşuyor ve açıları da yerleştirirsek işte alfa beta değil mi? Tabi burası da dik olacağından şuraya alfa kaldı. Buraya da beta kaldı gençler. Beta 90, alfa. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derecedir. Şimdi benzerlikler yakaladık. Hatta bir sürü üçgenleri birbirine benzetebiliriz. Tabii kenarlarını bildiğimiz üçgenleri birbirine benzetmemiz lazım burada. Öncelikle şunu söylüyorum. Burası 4 ise işte şurası da 4. Sonuçta ben burada bir dikdörtgen oluşturdum. Tamam. Başka ne diyebiliriz? Şuradaki üçgenin kenarını biliyorum. Buradaki üçgenin de bir kenarını biliyorum. Acaba benzerlik yakalayabilir miyiz? Şimdi burada alfa beta 90. Alfa beta 90. Ve hipotenüslerime de bakarsam karenin bir kenarı. Yani kareyi kullanmamız lazım bizim burada. Karelerin kenarları da eşit olduğu için aslında bu benzer üçgenler eş üçgenler oluyor gençler. 90'ların karşıları eşit olduğundan dolayı. Üçgenlere alt diyebilir miyiz? Nasıl? Hani şu üçgen AB'nin karşısındaki kenar var ya 90 derecenin olduğu üçgen hani çizik. Şurayı mı? Evet. Evet burası 6 olacak eşitlikten dolayı değil mi? Çünkü 90'ların karşıları eşitse betaların karşıları evet. Da eşit olacak. Burada betanın karşısı 6. Burada da betanın karşısı 6 olacak. Doğru mu? Burada alfanın karşısı 4. Evet. Burada da alfanın karşısı 4 olmaz mı? Şurada dikdörtgen var demiştik. O zaman burası da 4 oldu. Bakın bize sorduğu BF uzunluğu çıktı. 4 artı 6'dan 10 birimdir.
Güzel soru gençler bu. Başka türlü de benzerlikler oluşturulup çözülebilir ama. Biz burada eşlik oluşturduk. O şekilde çözdük. Başka benzerliklerden de yararlanılabilir. Benzerlik konusu önemli. Geometride falan çokça kullanıyoruz. Yazdık herhalde. Tamam. Geçtim ben gençler. Şimdi 8'i vermiş, 2'yi vermiş, şu dikliği vermiş gençler, kare demiş. Ben şurayı 90 dersem şayet şu y uzunluğunu bulabilirim. Neden? Dikten dikindiği için öklit yapıyorum. Y kare eşittir 2 çarpı 8'dir. Y kare 16 ise y de buradan 4'tür. Şurayı bulduk. Hocam cevap 4 mü? 4 olmaz. Bize x soruyor. Bakalım bilmiyorum. Yok, ben 4'ü burası olarak buldum. X'i soruyor bize. Tamam. Tamam. Bakalım şimdi. Yine benzer üçgenler elde edebilirim gençler. Alfa dedim. 90. Beta. Beta 90. Şurada bir alfa var. Alfa 90. Eş üçgen değil mi hocam? Burada beta. Bakalım eş üçgen mi? Beta'nın karşısı, bak hangi üçgenler eş ama gösterelim. Şu yeşille. FBC ile BFC değil mi? FBC ile, değil mi? Evet. ECD eş üçgenler oluyor. Onu da böyle şöyle maviyle göstereyim. Mavi ile yeşille gösterdiğim üçgenler dediğin gibi eş üçgenler. Çünkü betaların karşıları eşit uzunlukta. Karenin bir kenarı, betanın karşısı karenin bir kenarı. Doğru mu? O zaman. Evet hocam, doğru. 90'ın karşısına bakarsan 10 var. Burada da 90'ın karşısı 10 olması gerekmez mi? Yani 4 artı evet, x 10 olması lazım. Eşlikten dolayı. X'e de buradan 6 kalıyor. Cevap Edirne oluyor. Hocam y'nin karesi nasıl oluyor? Öklit. Ahmet sen mi sordun? Evet hocam. Şimdi dikten dikilmiş ya burada Ahmet. Y'nin karesi, evet, hani yüksekliğin karesi, ayırdığı parçaların çarpımına eşit oluyordu öklitte. Öklit bağıntısı. Tamam hocam. Hatırladık mı? Şöyle göstereyim evet, ben hocam. Tekrardan. Öklit özelliklerine bak ama çok kullanılıyor Ahmet. Tamam şöyle. Tamam hocam. Şuraya bak yapıyorum. Şurada diyelim ki dik var. Dikten dikindi. İşte H... P, K dersek H kare eşittir P çarpı K'dır. Tamam. En çok kullanılan öklit özelliklerinden biri. Bir iki tane daha var. Onlara da bakarsınız. Şimdi alanı 16 birim kare olan ABCD karesi şeklindeki kağıt AE, EB'ye eşit olacak şekilde, yani tam şu orta noktadan AB kenarı üzerinde E noktası işaretlenerek DE boyunca katlandığında A noktası K noktasına gelmektedir. Tamam. Şöyle bir şekil oluşuyor yani. K, DF üzerinde olduğuna göre FBX kaç birimdir? Şimdi alın 16 birimse bir kenarını ben bulabilirim. 4 demek ki, değil mi? O zaman burada da 4 yazarım. 4 yazarım. 2 derim. 2 derim. Doğru mu? Şuraya hatta 4 eksi x derim. Toplamları 4 etsin gibisinden. Şurası 90 derece. Bakın şu üçgeni üstüne katlıyorum. Dolayısıyla burası da 90 derece.
Burası 2, burası da 2. Burası 4, burası da 4. Tamam. Şimdi bana x'i bulmak kalıyor. Şimdi şuraya dikkat edersek gençler, burası 90. Burası da 90. Değil mi? Eğer ben şuradan bir çizgi çekersem, hani burası iki üçgen ya, iki ikiz kenar üçgen ya, işte alfa ise alfa. Şöyle kaleme geçeyim. Burası alfa ise burası da alfa. Burası beta ise alfa ile beta'nın toplamı 90. Buraya da beta kalacak gençler. Alfa ile beta'nın toplamı. Burada da bir tane ikizkenar oluyor. Doğru mu? O zaman beta'nın gördüğü x ise burada da beta'nın gördüğü x birimdir. Şimdi ben x'i bulmak için şuradaki dik üçgeni kullanıyorum. 4'ün karesi artı 4 eksi x'in karesi 4 eksi x'in karesi eşittir 4 artı x'in karesidir. Bunu böyle uzun uzun diye açıp da çözülebilir ama özel üçgen var mı diye bir kontrol etmekte fayda var. Bir özel üçgen görüyor musunuz siz burada? 4 ile başlayan, 4'ü içeren. 3, 4, 5. Bak 3, 4, 5'i de sağlıyor. Burayı 3 yaparsak x 1 oluyor. Değil mi? Buraya x yerine de 1 yazarsak 5 oluyor. 3, 4, 5'i sağlıyor yani. X'i de biz bulmuş olduk bu şekilde. X de 1'dir. Hocam güzel soruymuş. Evet, katlamalı sorular genelde böyle sorulabiliyor. O güzel soru. Çok da zor değil aslında da biraz bu tarz sorulara alışmak lazım. Tamam herhalde, geçelim. Evet. ABCD karesi şeklindeki bir arazinin bir kenarının uzunluğu 8 metre. Şurası 1 metre. Tamam. D köşesinde bulunan bir karınca AB üzerinde bir P noktasına uğrayarak E noktasına gidecektir. Karıncanın alacağı en kısa yol kaç metredir? Şimdi ben rastgele belirleyeceğim burada bir P noktasını gençler. Ama en kısa olabilmesi için öyle bir yerde olması lazım ki karınca işte şöyle geldikten sonra şöyle çiz diyelim. Sonra buraya geldiğinde çok fazla yol kat etmemiş olsun. Yani mesela buraya gelip sonra E'ye gelse bayağı bir yol kat edecek. Öyle bir yerde olacak ki çok fazla yol kat etmemesi gerekecek. Şimdi ben şöyle yapıyorum gençler. Şu çizginin simetriğini alırsam ben bu tarafta. Şu şekilde bir uzunluk oluyor. Tamam mı? Yani buranın simetriğini alıyorum ben. Hatta şöyle çizersem işte şu E'nin sanki burada bir ayna varmış gibi. E'nin simetriği burada işte E üssü noktası olsun. Tamam. Dolayısıyla bu çizginin de simetriğini almış oldum ben. Bununla da şu birbirine eşit oluyor. Ben aslında şu toplam uzunluğu arıyorum. Tamam gençler. Şimdi bunun en kısa mesafe olabilmesi için şu doğru parçası, bu doğru parçası doğrusal olması lazım. Yani böyle kırıklı gelmemesi lazım. Bu şekilde en kısa yolu hesaplayabiliriz. Bu tarz sorular böyle simetri alınarak çözülüyor. Şimdi simetrini alırsak, aldık zaten, şekli çizdik. Burası 7 birim ise burası da 7 birim olacaktır. Doğru mu? Şurada da büyük bir dik üçgen elde ediyorum ben. Bir kenarı 8. Diğer kenarım 15.
Ve karıncanın aldığı en kısa yol da ne olacaktır? 8, 15, 17 olacaktır. Tamam mı? Aslında burada bir tane ikizkenar üçgen elde etmiş olduk. Simetriğini elde ederek. 8, 15, 17 özel üçgenini kullanarak karıncanın aldığı en kısa yolu 17 olarak elde ediyoruz. Tamam herhalde, değil mi? Devam edelim gençler. Bir kenar uzunluğu A birim olan bir kare 11'i eş toplam 12 kareye ayrılıyor. Yani şurada 11 tane küçük kare var, bir tane de büyük kare kalıyor. Daha sonra bu elde edilen büyük kareye K1 deniyormuş. Daha sonra benzer biçimde K1 karesi de ayrılıyor. K2 karesi elde ediliyor. K2 karesi de benzer biçimde ayrıldığında elde edilen K3 karesinin bir kenar uzunluğu 125 birimmiş. Önce o zaman biz neyi elde edelim? K3'ü elde edelim. Ben şu şekilde bölüyorum gençler. Yani tam uzunluk olarak diğer karelerle eşit olun. Daha küçük olacaktır hatta. Değil mi? Şöyle daha küçük çizeyim o zaman ben. İşte şöyle bir şey. İşte gençler şurada 5 tane kare olacak. Yine 11 tane olması için. Şekil aşağı yukarı böyle 2, 4, 5, 6. Burada da 5 tane olması lazım. 1, 2, 3, 4, 2. Yok olmadı. Fazla şey yaptık. Şöyle bir şey gençler. Yani bunların eş kareleri olduğunu düşünün. Ben tam şekil olarak çizememiş olabilirim. Burada oluşan işte şu kare K3 oluyor. Tamam. Şunu karaladım. K3 diyorum. K3'ün bir kenar uzunluğu neymiş? 125'miş. Bakın bu 125'i gören şurada 5 kare var. Burası da 125. Değil mi? O zaman 125'i 5'e bölersem ben 25 edecektir gençler. Şuradaki karelerin her birinin uzunluğu 25 midir? Burada da gördüğünüz gibi 6 tane kare var. O zaman şu uzunluk 150 ediyor. Tamam. 150'yi karşılık gelen yine 5 tane daha büyük kareler var. Bu daha büyük, biraz daha büyük karelerin her birinin kenarında 150'yi 5'e bölersem 30 santim olarak bulur muyum? 30, 30, işte burası da 30. 30'u da 6 ile çarparsan 180 eder gençler. Yani şu uzunlukta 180'dir. Hatta şurada gösterirsem şu uzunluk 180'dir. Doğru mu? Şimdi 180'i ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. Şu küçük karenin bir kenarını buluyorum. 180'i 5'e bölersem 36 eder. 36. 36. 36, 36, 36. Kaç tane 36 A edecek? A'da 6 tane 36'dır.
6 kere 30 180, 6 kere 6 da 36. A'yı ben 216 olarak buluyorum. Dolayısıyla şıklarda da Edirne'ye karşılık geliyor. Anlaşıldı mı gençler? Bu karıştı mı? Şekilli bir soruydu. Yok hocam. Yani şurada güzel K3'ü biz elde ettik. Oluşturduğumuz küçük karelerin bir kenarını bulduk. İşte 125'i 5'e bölerek 25'miş. Ama gördüğünüz gibi şurada 6 tane karenin bir kenarı var. 25'i de 6 çarptık 150. Sonra bir üste geçiyorum. 150 5 tane biraz daha büyük karenin bir kenarıdır. 5'e bölersem 30. 6 tanesi 180. Şurası 180 etti. Onu da 5'e böldüm. 36 ediyor. Şurada gördüğünüz gibi 6 tane 36 var. A'ya karşılık geliyor. 6 çarpı 36'dan 216 ediyor. Bu da şekilli bir soruymuş. ÖSYM böyle şekilli soruları da seviyor. 5 ve 6 güzel sorularmış gençler.